Herkese merhabalar sevgili dostlar. 9 Nisan Salı günü Antalya yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz. Antalya'da bizleri 8 koşulu bir program bekliyor arkadaşlar. Bu arada Adana videosu da yayındadır. Adana'da 10 koşu var. Bu yüzden Adana'ya daha fazla bütçe ayıracağız. Zaten Adana daha çok izleniyor, daha çok oynanıyor. O yüzden bir sıkıntı sizin açınızdan da olmayacaktır diye düşünüyorum. Antalya'da ise şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki dörtlü üçlü ayaklarını tek vereceğiz. Ardından altılı gan yana geçeceğiz. Toplamda 3 kum 5 sentetik yarışı bulunmakta Antalya'da. Şimdi tahminlerimize geçiş yapacağız. Kanala abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim. Katıl üyesi olarak destek verelim. Bunlar arkadaşlar biliyorsunuz ki videonun alt kısmında ismimin yanında bulunuyor. Oradan bize katıl üyesi desteği verebilirsiniz veya teşekkürler butonundan bir defaya mahsus da olsa destekte bulunabilirsiniz. İlk yarış 6'ya çeyrek kala Antalya'da şart 3 düzeyinde bir yarış olacak. İkisi bir koşu yani geçtiğimiz yıldan beri şart 3'ü dolmamış olan 3 yaşlı İngilizler 2000 metrede sentetik piste çıkacaklar. 7 safkanın iştirak edeceği bir mücadele olacak arkadaşlar bu koşu. Şimdi 28 gün evvel koşmuş kazanmış bir safkan var burada. Muhammed Mir Bilgin'le birlikte Kurt Ereküris safkanı 1 numara Dave Walker. Yani bu atın bu grup içerisinde kazanma ihtimali çok yüksek. Biz de dörtlü ve üçlü ayaklarını tek geçeceğimizi belirttiğimize göre burada 1 numara Dave Walker'ı tek geçmeyi arkadaşlar kararlaştırdık. Evet 60 kilo biraz yüksek kalabilir rakiplerine göre ama yani performans olarak da şu anda rakiplerinden çok daha avantajlı gözüküyor. 1 numara Dave Walker bu sebeple 1 numarayı tek olarak bırakıyoruz arkadaşlar ilk koşuda. Gelelim ikinci koşuya. Saat 6.30'da koşulacak bu yarış. Şart 5 düzeyinde 4 yaşlı Arap atları 2000 metrede kum pistte çıkacaklar arkadaşlar. Burası 1. üçlü Ganya'nın ilk ayağı. Aynı zamanda dörtlü Ganya'nın da ikinci ayağı olacak arkadaşlar bildiğiniz gibi. Yine tek geçeceğimiz malum. Tabi burada birazcık daha belki zor gelebilir ama emin olun hiç de öyle değil. Yani bir tane ismi seçeceğiz ve tek atacağız ve o isim 2 numara Mahmut Usta olacak arkadaşlar. Ayhan Kurşun biniyor. En yüksek kiloda 58 kiloda olmasına rağmen bu atın burada kazanacağını düşünüyoruz. Sebebi ise çok açık. Atın son dönem performansları ortada. Gerek kumda gerek sentetikte çok iyi performanslar sergiledi. Üst üste başarılı yarışları var. Galibiyetler, tabelalar söz konusu. Haliyle burada 2 numara Mahmut Usta tek oldu diyebiliriz arkadaşlar. İki ayak üst üste burada tek gelmiş oluyor tabii ki ama bunu bir çifte önerisi olarak algılamanızı önermiyoruz arkadaşlar. Onu da belirteyim. Burada sadece maksadımız dörtlü ve üçlünün ilk ayakları tek geçilerek bütçeleriniz rahatlatılsın. Aynı zamanda bir alternatif oyun oynamış olabilin diye yapıyoruz. Şimdi geçelim 3. koşuya. Burada altılı ganyan başlayacak biliyorsunuz ki saat 7'de 17 handikap mücadelede 4 yukarı Arap atları 2200 metre gibi uzun bir mesafede sentetik pistte yarışa çıkacaklar. Arkadaşlar şimdi 11 atın start alacağı bir mücadele burası. Burada tabii bizim tercihimiz şu şekilde olacak. 2 numara Demirer'le başlayacağım. Ayhan Kurşun'un bineceği safkan 62,5 kiloda start alıyor. İzzet Aksoy'un sahibi olduğu isim 14 gün evvel üçüncülük elde etmişti. Son yarış performanslarında açıkçası böyle bir inişli bir çıkışlı duruyor. Burada şansı var ama garanti bir isim de diyemeyiz. O yüzden yanına ilaveler de yapacağız haliyle. 14 gün evvel 4. kalan safkan Nurettin Şen'le birlikte Deli Yıldırım 4 numaraya şans tanıyacağız. Ardından Kürşat Yılmaz idaresinde Apprentice ile 54,5 kiloya kadar düşen bir hafta evvel 5. olmuş olan bir isim bir önceki yarışında kazanmıştı. 5 numara Sadın Kasırgası diyeceğiz arkadaşlar. Tabi ardından 14 gün evvel 2. olan burada da açıkçası kilosu da itibariyle handikapı da itibariyle sürpriz bir isim. 10 numara Yahya Beygül'ü diyeceğim arkadaşlar. Tabi bu durumda şunu unutmamak lazım. Bu atların hepsinin yaşları birbirinden farklı. Bu yüzden handikap puanları biraz yanıltıcı olabiliyor arkadaşlar. Bizim için esas olan son dönem performansı oluyor böyle koşularda. O yüzden de burada Yahya Beygül'ü 10 numara açıkçası çok ciddi bir sürpriz adayıdır. Bu atı burada kesinlikle es geçmeyelim, yazalım diyorum. Gelelim 4. koşuya. İkinci ayak olacak 6'da. 7.30'da koşulacak. Maiden 4 yaşlı Araplar 1700'de sentetiğe çıkıyorlar arkadaşlar. 10 safkanın start alacağı bir koşu. Bu arada 9 numaralı safkanın bizimle bir alakası bulunmamakta arkadaşlar. Bizim sahip olduğumuz bir atla değil, yetiştirdiğimiz bir atla değil. Belirtmek istiyorum. İsmini de Karaca geçtiği için.
Şimdi işin oyun boyutuna gelelim. Bir numara büyük ejder arkadaşlar. Son yarışlarda Çin pisti gösterdiği performansla birlikte bir ışık yaktı diyebiliriz kendisi adına. Keremcan Fıratşan hattına sahip olan bir isim. Bu arada bu atın anne tarafındaki Fıratşan bizim bir atımızdır arkadaşlar. Onu da belirtmek istiyorum. Burada bir numara büyük ejderle başladık arkadaşlar. Ardından Ayabakan Altı hattına sahip olan 116 gün arasına rağmen Muhammed Mirbilgin'le 2 numara İsmet Bey sizlere önereceğimiz bir safkandır. Ardından tabi burada bir Baba Mevlüt Banka 3 hattına sahip olan bir safkan var. Baba Mevlüt Banka 3 hattı gerçekten iyi bir orijinle. Kukitay 5 numara. Kukitay bir süredir böyle tabelalar bir türlü çıkamadı. Yani bu yarış o çıkış yarışı olabilir. Bakalım ne yapacak? Bunu merakla bekliyoruz. Son bir öneride daha bulunacağım arkadaşlar. Burayı garantilemek adına düşünebilirsiniz. Saad'ın Gücü ve Volga 2 hattına sahip olan 6 numara Arya Mavi. İsmail Dinar'la birlikte burada tavsiye edeceğimiz bir safkan olacak sizlere arkadaşlar. Bu arada Kukitay'da da Sadık Altay var. Onu da belirtelim tekrardan. Arya Mavi arkadaşlar son yarışlarda kum pistte gösterdi kendini. Bir beşinciliği var ama daha belki sentetik yarışlarında yine bir dördüncülük bir üçüncülüğü olan bir safkan. Burada da şans olacağını düşünüyoruz. Evet, tercihimiz şu şekildedir. 1-2 5 ve arkadaşlar 6 bu koşuda önerimizdir. 1 2 5 6 4 atlı bir oyunla burayı da geçeceğiz. Gelelim 5. koşuya. Saat 8'de 15 handikap dişilere mahsus 3 yaşlı İngilizler 1300 sentetik pist yarışı. 8 safkanın iştirak edeceği bir mücadele olacak burası. Arkadaşlar son dönem yarışlarında çok iyi gelen bir isim. Açıkçası burada da yine galibiyete yakın gördüğüm bir safkan olmasıyla öneriyorum sizlere. 2 numara Matilda arkadaşlar 53 gün arasına rağmen tercihimdir. 1 numara Clever kendi yine burada baktığımızda Enes Bozdağ ile birlikte fırsat kollayacaktır. 70 günlük arası olmasına rağmen denenebilecek bir isim. Lagosalina 32 gün evvel ilk yarışını koştu yani bir ay diyebiliriz. Ayan Kurşun'la birlikte burada da yine avantajlı gördüğümüz isimlerden bir diğeri olacak bu koşuda. Burayı 1-2-3 yaparak arkadaşlar 3 atla garanti bir oyun olarak değerlendiriyoruz. Gelelim 6. koşuya. Saat 8.30'da koşulacak. Kısa vade 8 düzeyinde 4 yukarı İngilizleri izleyeceğiz arkadaşlar. 1700 metrede sentetik pistte çıkacaklar. Evet burada 5 safkan var ve burayı biz tek geçeceğiz. Yani belki tuttuğunuz kendi beğendiğiniz bir ismi tek geçmeye yöntemine de gidebilirsiniz burada. Ama yani bizim burada tercih edeceğimiz safkan tek olarak 1 numara Captain Fantastic'tir. Kurt Ele Kürisi'nin ağırdaşı olan bu safkan Saadettin Boyraz idaresinde start alacak. 24 gün evvel 3. oldu. Bir önceki yarışında kazanmıştı. Bu yıl sadece 2 yarış koşmuş olduğuna da dikkat çekmek istiyorum tabii ki. Tabii burada yine baktığımızda yani Extraction gibi bir safkanın olması, Bolt Zero'ın olması, işte gerekirse de Mamba Forever'ın olması birazcık yarışı karıştırabilir. Ama 1 numara Captain Fantastic mantıklı bir tek tercihi olacaktır. Biz de bu yüzden 1 numarayı burada tek bıraktık Saadettin Boyraz'la birlikte. Gelelim 7. koşuya. Saat 9'da 15 handikap 4 yukarı İngilizler 2000 metre kum pist yarışı olacak arkadaşlar. Burada izleyeceğimiz şöyle göstereyim size 10 adet safkan bulunuyor. Bu 10 safkanın içerisinde değerlendirmemiz şu şekildedir. 11 gün evvel sentetikte üçüncülük elde eden bir isim. 3 numara Madison'la başlıyoruz. Daha sonrasında Midmaker 4 numara diyeceğim. Son yarış 5. kalsa da kum pistte. Daha belki 2 yarış üst üste yine sentetikte 4. olmuş bir isim. Bu koşuda arkadaşlar 3 ve 4 numaralı safkanlar favorilerimizdir diyebiliriz. Geriye kalan safkanlarda son dönemde iyi bir performans olmasa da geçmiş yarışlarına istinaden önereceğiz. Ki bunlardan birisi 1 numara Zeren Hatun, Apranti İsa Yıldırım'la birlikte olacak. Bir diğeri arkadaşlar 6 numara Kelpi Burak Akçay ile birlikte ve bir diğeri Akın Sözen'le birlikte 7 numara Another Place olacak arkadaşlar. Bu koşuda tercihlerimiz bu şekildedir. 3, 4, 1, 6, 7 şeklinde bir sıralamayla oyunumuzu planladık bu koşuda. Gelelim son yarışa 8. koşu saat 9.30'da şart 3 düzeyinde X1'li bir yarış geçtiğimiz Temmuz ayından beri şart 3'ü dolmamış 4 yukarı Araplar 1300 metrede kum pistte start alacaklar. Arkadaşlar 11 atın mücadele edeceği bu koşuda bizim tercihimiz şu şekildedir. Son yarış performanslarına baktığımızda Muhammed Mirbilgin'le birlikte son kum yarışlarında 2 tane üçüncülük çıkarmış bir isim 4 numara Gerçekçioğlu ile başlıyorum arkadaşlar. Ardından tabi burada yine bir diğer tercihim yani her ne kadar baktığımızda birazcık daha düşük düzeyde gibi gözüküyor olsa da bu yaşlar farklı olduğu için handikap puanının aldatıcı olduğunu da belirtmeyi faydalı buluyorum tekrardan bu koşu için. Arkadaşlar 9 numara Arif Can diyeceğiz bu koşuda. 11 güne belki dördüncülüğü ile birlikte fark yaratabilir.
Yine arkadaşlar 18 gün evvel ikinci olan bir isim, sürpriz bir safkan 10 numara Şimşek İzi, bu koşuda değerlendirmenizi düşündüğüm bir isimdir. Yine Kürşat Yılmaz'da 6 numara önder düşünülebilecek bir isim. Işık Gece çok uzun bir arayla geldiği için önermiyorum. Cihan'a bedel de yine 126 günlük bir araya sahip. Bu iki safkanla ilgili kanaati size bıraktım diyebilirim arkadaşlar. Bu şekilde bu videoyu bitiriyorum. Diğer video yayındadır. İzlemek isteyenler Adana tahminlerini izleyebilirsiniz. Kanala abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim ve katıl üyesi olarak destek verelim diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.